Şu da mı yok şu? O var. O güzelmiş. Ama hatırlamıyorum. Ah, İsmo. Baba. Allah. Hey, bu nereye? Ha. Bu ne açtı lan ya? Ya bu ne be? Biz olduk abi. Akıl hastanesinde. Ne? Hafızasını kaybetmiş, doğru söylüyorlar. Siz hocam bilmediğim bir cisim üstüme tırmanıyor ya. Şş, alın şunu üstümden bunun. Aa, bunun saçları da ne olmuş böyle ya? Alo. Benim bir tanem. Bunu alın üstümden, çekilin be. Abla, şaka falan yapma değil mi? Yok yok, doktor söyledi ya. Gerçekten hafızasını kaybetmiş. Abi hadi ya. Baba bu ne? Dokunma onun kafasına, kafasına. Ağlayan beri gelsin anacığım. Bir taşımız, kayamız eksikti, o da oldu. Kendimize yerimiz yok, taş kapa besleyeceğiz. Baba, bir şey söyleyeyim mi? Bu gerçek bir şeye benziyor bak ha. Bana baba deme. Ne diyeyim? Size ya baba, havuzun kenarında bize mangal falan yapardın. Yeter artık, hatırla bir şeyleri. Şu ne orada içecek? Bira. Bira. Ay tamam ya, bir çekilin üstünden. Ne bu çocuklar böyle? Çocuk bastı ya. Aa. Bana bakın lan. Hiçbir şey hatırlamıyorum diye mahallenin sahipsiz çocuklarını getirip bana mı kakalıyorsunuz siz ha? 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 Hadi bana söyleyin, benim kaç tane çocuğum var? Bak sonra sürpriz istemiyorum hadi. Vallahi baba, sürprizini müprizini biz bilemeyiz yani. O senin bileceğin işte. Bir de hikmet var tabii. Dağısın var lan. Ha. Bir, iki, beni sayma hacım, ben hariç. Ya abla ne olur babamın hafızasını geri getirmek için bir şey yap ya. Ne oldu kız? Zora gelince abla kıymete bindi he. Üf, kendim için mi istiyorum ya? Babamız için istiyorum. Sonuçta hepimizin babası değil mi? Ne var güzel bir şey söyleseniz? Sen ablan sürekli güzel bir şey söylüyorsun çünkü ondan değil mi? Üf, ben yemeyeceğim. Ben tokum, odama gidiyorum. Çarpma kapıyı! Ya baba. Baba deme lan bana. Baba demeyeyim. Ne diyorsun siz şimdi? Mahmut diyoruz. Ya baba. Mahmut. Benim bir arkadaşım vardı Mahmut. Şey biz onunla içiyorduk ya. Gerçekten bir şey söyleyeceğim. Sen bunu nereden buldun ya? Bunu mu? Ha. Bak başını belaya soktun, bizi mi yiyorsun? Bak vallahi doğru söyle ha. Ben bunu nereden buldum lan? Hani burası benim evimde? Senin evin. Ha, benim evimmiş. Benim evim olsaydı benim yatağım olurdu. Niye ben salonda böyle koltukta yatıyorum ya? Faydasızlar sürüsü, beni kim bilir nereye getirdiniz ya? Abla var ya, bu adam her şeyi unuttu. Şu Rafi bir unutmadı ya. Bir de birasını unutmamış. Bira. Nerede yatmayı düşünüyorsun baba? Biz kızlar bu tarafta yatıyoruz, erkekler bu tarafta yatıyor. Sen de sürekli evde olmadığın için salonda uyuyorsun. Ne var bunda? Ya ben babayım ya, benim niye salonda yatıyormuşum? Benim odam olacak lan. Hayatta burada yatmam. Kendime ait yatağım olacak benim. Abla, tamam ya. Hikmet'in yatağına mı yatıralım, ne yapalım? Niye, gelmeyecek miymiş o? Tufan abi haber verdi de. Tufan abinin kahvede kalacağım diyor. Ne diyeyim şimdi? Ya rahmet, git getir şunu ya. Allah, oralarda uyurken hasta olacak. Ben onunla uğraşamam şimdi. Ne olur git getir ya. İyi tamam, getireyim. Aslında bırakacaksın, kalacak orada da yani işte mesele... Hadi kuzum be. Süşre. Süşre. Süşre'ye kadar. Ay Süşre'yle ilgili ne yaptın da bu halleri düşün acaba? Hadi yat. Ne o? Hayatta orada yapalım. Hayatta. Nerede yatarsan etkileyim uzun. Hadi ya, uyanın ya, uyanın. Alo.
Bir şey söyleyeceğim, bu bana söylediğiniz villa yalan değil değil mi? Duruyor, var öyle bir yer. Bak eğer yalan söylüyorsunuz vallahi bacaklarınızı kırarım. Ha. Ha. Baba bak vallahi doğru diyorum sana. Melek abla annesinin yanına gittikten sonra annesi bizi evden kovdu. Melek benim hanım değil mi? O nerede şimdi? Ya İsviçre'ye gitti. Annesi bizi onunla görüştürtmüyor. Şşş konuştu. Annesi bizi onunla görüştürtmüyor. Sen en son Melek ablayı bulup evi geri almaya çalışıyordun. Araba İsviçre'den. Bir de en son akıl hastanesindeydin. Ben akıl hastanesinden çıktım. Tabii oğlum benim orada devam vardı. Ben onu hatırlıyorum. Ya ben İsviçre diyorum ya durup durup. Demek onun için İsviçre diyorum değil mi? Değil mi lan? İsviçre. Vay be. Peki. Hadi bakalım hazırlanın da gidelim hadi. Hadi. Vallahi mı? Hatırlıyor musun orayı? Hatırlasam sizi niye peşime takacağım? Basar giderim. Hadi siz hazırlan gelin. Bana yolu tarif ederseniz. Hadi bilirsiniz siz ya. Aa. Hadi hadi. Şşş, yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Olacak olacak olacak. İsviçre. Vay be. Vay canım İsviçre'ye gitmiş benim karım. Güzel mi acaba ya? Hayırdır, nereye canım? Sana ne be, sana ne? Sana hesap mı vereceğiz? Ne oluyor ya? Ha, kaçıyorlardı bunlar değil mi? Babam aynı babam. Değişen bir şey yok. Tabii. Babam söyledi ya. Beni eve götürün diye o söyledi. Onun eve dönmesini istemiyorsun, hatırlamasını istemiyorsun ama o hatırlayacak. Babam hasta. Tamam mı Kiraz'cığım? Hasta benim babam. Siz böyle sırf istediğiniz olacak diye hasta bir adamı peşinize takıp her yere götüremezsiniz. İçeri hadi. Sus abla ya. Babalarına neler yapıyorlar? Öyle bir şey. Seni ilk gördüğüm andan itibaren gözüm hiç tutmadı. Baksana kapıda gardiyan gibi duruyorsun. Çekil lan çekil. Evime girmek istiyorum ben. Siz de buyurun Fikri Bey. Ben de buyurayım artık. Birinin nerede yattığı belli olmaz. Öbür evden... Geldi. Gel gel. Damat gel. Gözünü seveyim gel. O kadar almışsın. Vallahi tek çıkart ayaklarını. Gel. Gel gel. Gel vallahi bu Meret tek başına içinde. Gelin çekin. Açılın açılın. Gel gel gel. Hemen sofraya hazırlıyorum. Sen de bize katıl tamam mı? Tamam. Ya babacığım belki adamcağızın işi var. Emrivaki yapıyorsun. Ya sana ne be? Sen de soyuyorum ben ya. Sana ne ya? Aa. Ya tamam bir sorun yok. Madem kayınpederim içerim diyor içeceğiz. Ah aferinden sana vallahi bak bak adam adam. Geç otur geç otur şöyle geç otur. Ah. Kız sen elma mıydın armut muydun mango muydun neydin hadi git sofrayı hazırla da başlayalım hadi. Ya baba senin aklın hala yerine gelmedi mi ya hatırlamıyor musun sen bizi? Sen sofrayı hazırla bak nasıl aklın yerine geliyor. Ya baba sana doktorlar bile bir şey yapamamış ya. Fikri abi vallahi alemsiniz ya. Kafa gitmiş ama hala içki peşindesiniz. Yuh vallahi yuh. Ama çok özledik sizi gelin diyor. Evet gelin. Soru soru elimizde ne iş var? Yapma yapma. Ay aşk olsun Fikri abi ya. Tülay ben. Tülay. Tufi'nin karısı kahveci Tufi var ya. Tufi. Tufan işte hani komşunuz Tufi diyordunuz siz hani. Ya Tufi diye isim mi olur insan çocuğuna? Tufi diye isim mi takar Ciklet ismi gibi ya. Ay vallahi ben de attım gitti zaten. Ay, ne diyor bu ya manyak? Bu da nedir Allah'ım ya Rabbim ya. Şişt damat hadi çıkart da içelim şunları ya. Ha? Ah ver ben çıkartayım ben. Allah. Oh. Bu ne lan? Ayran mı aldın sen ya? Evet yani büyük şişe ayran aldım. Al sen bunu kendin iç lan. Allah Allah. Bu ne lan? Yani ben şu anda zaten içmemiz doğru değil. Yani bir düzelin, bir hafızanız yerine gelsin. Sözle içeceğiz. Ne? Evet. Lan. Çık lan dışarı.
Çık bir anda bundan, soğudum ben. Çık dışarı, çık. Zaten el içi kadar yer, gide yer. İşgal etme evimde ya. Allah Allah, be. Bir gel bir git adama. Neler söylüyorsun ya, ayıp olmuyor mu? Ya tamam Filiz, ben gideyim. Hemisini konuşacak şeyleriniz de vardı zaten. Kusura bakma, ne olursun ya. Güzel de. Kusura bakma. Ben geçeceğim. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Fikri abicim. Ne? Bu arada tanıştırayım. Gelininiz Zeynep. Ne? Benim gelinim mi var? Evet. Hatta yakın zamanda dede olacaksınız. Gelin elinizi öpeyim. Öpecek bir şuna bak ya. Aa, daha gencecik yaşta ben torun torba sahibi mi olacağım? Nereye getirdiniz lan beni? Ben bu evde yaşamak istiyorum. Ay. Bu ne ya? Sen ne yapıyorsun orada? Buyur mu? Aa, Fikri abi. Filiz abla. Ben senin elini öpemedim. Ver öpeyim. Bir seninle bir konuşalım. Bana bak, ben bu durumu onaylamıyorum, tamam mı? Ne evliliğinizi ne çocuğu. Başımıza kaldınız artık, mecbur. Size ev tutalım dedik. Öyle de olmuyor, paramız yok. O yüzden burada kalacaksınız. Burada? Hep beraber nasıl sığacağız buraya? Onu çocuğu peydahlarken düşünecektiniz. Filiz, sinirlenme kuzum. Biz çok mutluyuz birlikte, biz de yaşasın işte. Tülercim saçmalama. Bu kız sizde nereye kadar kalacak? Bebek geliyor, buna bir düzen kurmak lazım. Ben gideyim Hikmet'i de alayım, geleyim. Gel üzülme, her şey yoluna girecek, her şey yoluna girecek. Hayırdır? Aklın başına geldi, evine mi dönüyorsun? Yok. Tufan abi montunu unutmuş da. Onu alıp gideceğim. Utanmıyorsun değil mi kahve köşelerinde yatıp kalkmaya? Hı? Ailem burada. Karım dediğin kadın burada ha? Geçici bir durum abla bu. İş arıyorum, tamam mı? Oğlum iş bulsan ne olacak? Daha lise mezunu değilsin, sana kaç lira verecekler zannediyorsun? Bir aylık bez parasına yetecek mi o bebeğin? Ha? Bunun kirası var, elektriği var, suyu var, sobası var. Kömürü var. Ha? Bebek olan evde mecbur yakacaksın o sobayı. Düşünüyor musun bunları? Abla tamam, halledeceğim ben. Oğlum halledeceğim demekle olmuyor, tamam? Ben baba oldum, koca oluyorum demekle baba koca olmuyorsun. Hadi yürü evine, artık bizde kalacak, hadi. Yok yok yok, gelmiyorum ben. Ya rahmet, niye böyle yapıyorsun ablacığım sen ya? Ha? Önce Esra'sa Asım'ı, şimdi Zeynep'i, bebeği. Sen niye böyle işlerin içine atıyorsun kendini? Niye giriyorsun bu işlere, akıllanmadın mı hala? Akıllanmadım. Akıllanmadım abla, tamam mı? Ben de öyle rahmet gibi aşırı zeki bir şeyim. Ne Fiko gibi çevik atletik bir şeyim. Buyum ben. Babayım ben. Tamam mı? Baba olmak için doğmuşum. Koruyup kollamak için doğmuşum ben, tamam mı? Beni olduğum gibi kabul edin abla artık. Lütfen, sizden bunu rica ediyorum. Sizin istediğiniz gibi biri değilim ben. Buyum, Hikmet'im. İstediğimiz biri gibi olmaz olur musun ya? Sen dünyanın en vicdanlı insanısın, biz daha ne isteyelim? Of, istediğine sahip çık, tamam mı? Ne yaparsan yap, kendine zarar vermeyeyim. Tamam, ziyan etme kendini. Ben onun peşindeyim. Yoksa ben sana da ailene de sahip çıkarım oğlum. Ne fark eder? Kendini ziyan etme. Tamam mı? Ayrıca ailenin romantik en duygusal sensin.
Hadi öyle biri yok. Sana da ihtiyaç var. Evet, olumsuz hepiniz. Abla yardımlamıyor tam mısın? İsmi de senin gibi. Vallahi sen gibi olacak belli. Vallahi İsmi senin yaşına geldiğinde ben onu eleyip eleğimi asmak istiyorum. Birbirinizle uğraşırsınız. Tamam. Duygusal işleri çıkışları, sevgilisi, eski sevgilisi, evli sevgilisi, çocuğu falan ilgilenirsiniz artık bana ne? Tamam, ilgileniriz. Hadi yürü. Cemil, vallahi öldüm, ayaklarım koptu. Vallahi bu işler böyle hanımefendi, ben sana dedim. Ama ne güzel binip gelecektik taksiye işte, niye net ediyorsan. Hadi hadi, biz öyle parayı sokakta bulmuyoruz Cemil. Zart oraya taksi, zurt buraya taksi. Neyimize gerekmiş ya? Giderken acelemiz vardı, bindik, tamam. Ama dönerken neyimize gerekmiş ya? Bak geldik zaten, bitti. Vallahi doğru diyorsun, haklısın. Bu kim be? Ne bileyim anacığım. İstanbul'a bütün zenginleri bizim mahalleye adanmış vallahi. Evin önünden pahalı araba eksik olmuyor ya. Harbiden doğru diyorsun ha. Affedersiniz. Kiraz Alibol burada mı oturuyor acaba? He, sen kimsin? Ben okuldan arkadaşıyım. Kiraz'ı arıyordum da. Niye arıyorsun ki Kiraz'ı? Okula görüşmediniz mi? Yok. Okula gelmedi bugün o. Ne? E arıyorum, cebi de kapalı. Nasıl gelmedi ya? Ben kendi ellerimle bıraktım onları okula. Hiç gelmedi. Tövbe bismillah Cemil, ben kendi ellerimle götürdüm onları. Ve belki evdedir. Cemil, ben eve gidiyorum. Kiraz! Beybaba! Zeynep! Hanım Cemil. Ne oldu? Cemil yoklar, vallahi yoklar. Ya iyi tamam, bak ev yerinde nasıl olsa bir şey olmaz. Gelirler bunlar. Zaten Fikri abi bunların başında değil mi? Fikri başında da Fikri'nin aklı kendi başında mı acaba? Adam taşla kayayla dolaşıyor bütün gün. Ne? Allah'ım bitti. Ben ne yapacağım? Ben o Şiyan Gözlü'ye nasıl güvendim? Kiraz açmıyor. Fiko'yu arayayım. Fiko aç, 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 aç. Fiko. Cemil bu da açmıyor. Ne yapacağız Cemil? Bu da açmıyor. Ya tamam tamam, bir sakin ol. Bir şey yok. Gelirler. Bitti mi? Gerçekten Kiki böyle bir yerde mi yaşıyor şimdi? Kiki ne ya? Niye ki? Ne diyorsun kız, ne diyorsun ya? Yaşıyor, burada yaşıyor. Evi burası. Bana bak. Bana bak Kıvırcık. Sana bir şey söylemiş olabilir mi ha? Düşün. Belki bir yere gittiler falan filan. Düşün, düşün, düşün. Ay ben böyle bir yerde yaşadığını bile şimdi öğreniyorum. Ne diyorsun? Çok acayip. Cemil. Cemil acaba şey yapsak, çıkıp dolansak belki hava almaya falan götürmüşlerdir bey babayı. İyi tamam bak, senin için rahat edecekse dolaşırız ama tamam dur bak, ben bizim devriyedeki arkadaşlara haber vereceğim. Onlar bizden hızlı bulurlar ya, bir baksınlar olur mu? Cemil. Sen de bir sakin ol, bir otur ya. Anam ne yapacağım? Anam ya, bir babasına bir kardeşine sahip çıkamadım. Ben ne diyeceğim ya Filiz'e? Ne diyeceğim? Cemil çabuk ara. Oldu o zaman, ben gideyim. Onu aradığımı söylersiniz, olur mu? Ben onları bir bulayım. Bak ben onları bir bulayım, olasına geliyor mu acaba? Ne yapacağız? Hadi. Ay. Çok sağ olasın. Cemil. Bak tamam, söz verdi arkadaş. Sakin arkadaş, söz verdi tamam mı? Bakacaklar. Sen de bir sakin ol, gelirler zaten. Gelirler de Filiz gelene kadar gelsinler Cemil benim. Ya benim neyime hafiyelik acaba? Ben niye hafiyeyim? Ya ben niye senin aklına uyup o hainin peşinden gidiyorum? Ben hafiye, ben çocuklara bakacağım. Var? Benim görevim bu. Ya ben bu çocukları okula götürdüm, kapıdan içeri bıraktım. Cemil bunlar ne ara kaçtılar? Bu cüceler niye kaçıyorlar? Ya efendi, kaçtılarsa da kaçtılar zaten. Senin yüzünden mi kaçtılar? Bir sakin olsana. Cemil bak o çocuklar buraya. Ben kendimi intihar ederim. Cemil ben ne diyeceğim Filiz'e bak. Sakin ol bak, bayılacaksın şimdi. Bir sakin ol. Tamam Cemil, iyi değilim Cemil. Aha, kolonya. Tamam. Cemil çabuk. Tamam tamam. Cemil, çocuklar gelsin buraya, gelsinler. Al kolonya, kolonya. Cemil öleceğim. Cemil iyileyim. Cemil biciğim. Nefes al, nefes. Tamam tamam, gel bak gel bak. Anneme de böyle yapıyorsun, bana iyi geliyor bak. Ya annem sakin, ya. Sakin sakin sakin. Cemil sakin. Çocuklar. Cemil ben Filiz'e ne diyeceğim? Cemil vallahi bittim. Cemil bol şu çocukları ya. Şişt, tamam bak, anneme de böyle yapıyorum, iyi geliyor. Sakin sakin. Tamam. Tamam.
Hırsızlık mı? Neredeydiniz ya? Ha? Hadi iyi tamam gelin geçin. Tamam ya geldiler işte bak Fikri abi de geldiğine göre tamam ben gideyim artık. Sen zaten ne ara geldin ya? Git ne işin var ki evde hadi. Ne oluyor ya? Asıl size ne oluyor? Neredesiniz siz? Telefonlar kapalı o kızdan kaçmak ne? Yok kapalı değil ki. Al işte. Telefon bu. Faturayı ödemezseniz kapanır. Ben ne bileyim ödedik mi ödemedik mi ya? Ay Çiçek abla ya benimki de aynı durumda. Hep beraber hepsini ödesek mi? Sen hiç konuşma çıyan gözlü. Nereye götürdün bey babayı sen? De, sana ne bez? Karaçalı. Allah Allah. Ben köşe lambası mıyım oradan oraya götüreceğim? Ben kendim istedim gittim. Ama iki gitmişim ha. Kendimle ilgili bütün gizleri öğrendim. Artık bari bağlasanız durmam ben bu evde. Ya ama öncesinde bir şeyler yemem lazım. Karnım aç, karnım aç. Hadi ne var? Ziftin peki var bey babası dayım. Isıtma, asfalt olur. O çekil, 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 çekil. Ya bu telefonumuz kapanmış ya. Faturası ödememiş de. Of, ne kadarmış? Ya bizim ikimizinki 300 falan herhalde. Ne? Ya abla telefonlar kapanıyor, ev satılıyor. Babamın aklı yerine gelmiyor, Melek abla gelmiyor. Ne yapalım biz? Ya abla şu faturaları öde de açılsın telefonlarımız ya. Hı. Baksana Çiçek abla bizi sabahtan beri arıyor ama ulaşamıyor işte. Niye aradaki Çiçek ablanız sizi? Filiz ya gelsene sen ben evin hırgülü çıkmadan gel ben sana bir şey anlatacağım. Gel bakalım. Filiz biz bugün Tufan abiyi Cemil'den takibi aldık. Gizli gizli bizim baş düşmanımıza görüşüyormuş. Baş düşmanımız kim? Kız kim olacak bir Barış? Ne iyi görürsün ne yapalım? Kız ne demek ne iyi görürsün ya? Kendi insanımız düşman saflarına göz kırpıyor. Bunun neresi iyi görürsün ya? Ben sana ondan dedim Tülay'la konuş kocasına sahip çıksın diye. Adam karısını ölümden döndürdü. Size ne ya? İstediğiyle görüşür görüşür. Şunu sıçım çekil. Bu ne rahatlığı ya? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.